yer ve gök İsra olduktan itibaren evrenler kelam olacaklar. Bina inşa edildi. İnşaat tamam. O binanın ilmi kodlandı. Kodlama tamam. Yaşam kayıtlandı. Yaşam kodlanıp kayıtlandı. Tamam ama hat çizmemiz gerek. Heyetlerin hepsi bu hattı çizmek üzere buradalar. Hangi heyet, hangi kalemle, hangi şer kapılarını kapatacak, hangi şer kapıları açılacak? Hangi taht tekniği koyu ışığıyla kayıtlayacak, hangi taht tını olacak ve hırsız bir şarkı okuyacak? Ve hani, nerede, ne kelam oldu, bunlar nasıl dillenecek? Bütün bunların hepsi kendi yoğunluklarında kodlanarak rahmi kapıda kervan olanlarca diriltilen o şarkılarda dinletilecek. Ve bütün köklerimizle bu planet için yeni planlar yapacağız. Yapacağımız yeni planlarda parlak bir güç devrede olacak. Bu gücün üst kökleri gök sözcülüğünü yapacak. Ve vaktin geldiği artık anlaşılacak. Heyetlerin bir teki bile bunu anlamadı şu anda. Bunu fark ediyorum ama onlarca görevlimiz var ve hepsi kendi yağmurlarıyla buraya inmeye çabalayacaklar. Uzakların uzaklığını kodlayan, kalemin kelama inişini dinleyen, yağmurun yağışını hakikatiyle, dirilikleriyle dinleyip kodlayanlar bütüne hizmet için burada oldular ve olmayı sürdürecekler. Nerede levh-i kapı varsa orada yaşamlar var. Bunlar artık bilinecek ve bizler lekeleri temizleyenler kürzi zamanları kodlayarak an sahalarını kaydedeceğiz. Bize ekmek veren yok. Ekmek olanız biz. Bize şavkı kayıtlayan yok. O şavkı kayda alan, kayıtlayanız biz. Kervan olduğumuzu artık herkes bilecek. Biz eskinin en eskisi olan ve hakikiyetle halikiyeti kodlayanlarız. Şikayet eder miyiz? Etmedik. Kini yarattık mı? Yarattırmadık. Ağırı hafiflettik, yolu kodlattık. Nerede itirak varsa ilimle orada koyuluğumuzu kayıtlattık. Ve verdiğimiz her şey hak ettiğimizdir. Vermeden hak edilmez hiçbir şey. Bu kesindir. Bilecekler ki verdikçe alınır. Bilecekler ki okudukça okutulur her an. Ve okunan okuyan hep bir tek olur. Ama bunları artık kili aşan bilecek, yolu bulan bilecek, sormadan sonsuzluğu hak ilmiyle anlayan bilecek. Merdiven diyorlar ya canlar, o merdiven itraktır. Bilinsin artık, merdiven itraktır. Kim itrak ettiyse lekesiz kaydı, o merdivenin ilmini anladı. Yarında yoksa şarkı var yarında diyene deriz ki ar lekeleri temizlemek istemeyenin ilmidir. Biz o ilmi artık aşırtırız her anda herkese ama artık herkesin kendini insan diyebilmesi gerekir. Kim bunu hak etti? Anlattık. Hep anlattık ama anlayan, hak eden oldu. Hak ettiğini dilledi anlayan, bizi dinleyen yok mu? Yoktur canlarım, yoktur. Bizi hak eden dinler ama hak etmeyen dinleyemez. Bu kesindir. İlim Allah kelamıdır. İlmi anlamayan hakkı hak etmeyendir. Yarını hak edip hologram olmadan tohum olabilendir. Ve bizler merdiven olarak ilim olanlara şevk verdik. Dedik ki kendinizi dinleyin. Dinleyin ki her bir basamağa hak olup varın.
Dediler ki siz yoksunuz burada. Biz o merdivende yok muyuz? Ah be canlarım, ah biz her anız ya. Hangi merdivende hak kelam var da biz yokuz ki? İkmali tamamlayana şevk olduk. Yolu kodlayana hak olduk. Tohum olana şarkı okuttuk. Ölecekse ölür demedik. Öldüğünde hologramı aşıp geçer dedik. Ölen her anda kendi olur, yolu bulur dedik. Ruhu hora kapılarının üstü bir hakikiyete varır dedik. Ve ölenlerin örtülerini hiç örtmedik. Öz görevlerini yapsınlar diye açtık ve dinledik onları. İkmal tamamlattık, yaşamlarını kayıtlattırdık ve rahmet olmaları için çabaladık. Merdiveniz diyorsa biri, öfkeyi açtığında, yolu açtığında, lokomotif olduğunda idrak olacak, biliriz. Ve idrak olduğunda ilim olacak, biliriz. Umman olacak, biliriz. Ve murat ettiğini hak edecek, biliriz. Nirvana kapılarından söz edilir hep. Hani nerede o kapılar? Herkes kendi nirvana kaydını yaptı. Bunu dahi anlayan yok. Bir tek kelam olan kendi kapısını buldu ve nirvana oldu. Öfke öz görevdi. Öfkelendik, öz görev yaptık. Ama arzın gücünde bu vardı. Bunun için yaptık. Artık arzın gücünde öfke bitti. Bitti çünkü idrak kodlamaları başladı. İdrak kodlamalarıyla birlikte şafak söktü. Şafak söktükten sonra idrak kodları mukaddiminin kelamına dönüştü. Ve bizler rahmi kapıda levh-i kayıtları yaparak şafak olduk. Muradımız dünyanın tek ilminin kelam olmasıydı. Dünyanın tek ilmi kelam olduğunda hatalar bağışlanabilecekti ve hatalar bağışlattırıldı. Eti kelam olan yolu kodlar ama etinde kalem de olmalıdır onun. Muradımız buydu. Herkesin kendini hak etmesi, kil olmadan, kum olmadan lekeleri temizleyip ışık olmasıydı.